kim kesecek, yakacak? Sağ mı? Kim gitti şimdi? Aha, bu şimdiki konuşacak. Mikrofona. Köyümüzün hem gurbetçisi, hem yaşlısı, hem yazlıkçısından işte Celal Batur. Görüşlerini söyle amca. Görüşlerimiz köyümüz şu anda çok güzel. Havası güzel, suyu güzel, kendi güzel. Kırsal olmasına rağmen bize göre çok çok güzel. Tüm gurbette bulunan yavru, eş, dost, herkese saygı ve selamlarımı sunarım. Gözlerinden öperim. Saygı ve selam bizden. Ben Celal Batur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben yenge hanım. Bu da Celal Batur'un eşi. Bu da bizim fedakar hanım. Yazları köye geliriz, kışları Ankara'ya gideriz. Böyle zamanımızı gelir geçiririz. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Bu sene de bu hastalık yüzünden gidemedik maalesef. Evet, kaldık evet. Burada. Selam çocuklar. Buyur. Neymiş, ne söyleyeyim, söyle işte. Oğluna, kızına, yavruna selam. Oğluna, kızına, Ankara'da yavrulara, Almanya'da yavrulara, herkese, herkese selam. Olsun. Saygı öpüyoruz evet. Herkesi. Ne oluyor lan? Çekimci arkadaşa da teşekkür ederiz. Sıkır, çekimcilere, gelenlere, yayınlayanlara herkese teşekkürlerimizi sunarız. Oldu. Sanki evde gibi doğduğum yerlere geldim. Babam sanki evde gibi. Derin hayallere daldım. Babam sanki köyde gibi. Derin hayallere daldım. Babam sanki köyde gibi. Çağırdı Sebre Serpe, sesi kulağımda küpe. Hatıram mı küçük tepe, babam sanki köyde gibi. Çağırdı Sebre Serpe, sesi kulağımda küpe. Hatıram mı küçük tepe, babam sanki köyde gibi. Köye dededen girince, yol bulup bağa gidince. Katranlıkta iz sürünce babam sanki balda gibi. Katranlıkta iz sürünce
babam sanki burada gibi. Hatıranlık filik meresi, sorardım bura neresi. Aklandak Hacı Seyin tepesi, babam sanki avura gibi. Hatıranlık filik meresi, sorardım bura neresi. Aklandak Hacı Seyin tepesi, babam sanki avura gibi. Sesi dabağının mercimeği, kulağımda motor sesi dabağının mercimeği. Tatar yeri geçeli, babam sanki çifte gibi. Tatar yeri geçeli, babam sanki çifte gibi. Burası işte camimizin lavaboları bozuldu böyle. Eren oldu. Burası köyümüzün camisine ait lojman. İmamların lojmanı. Tabi imamımız yok. İmamı lazım. Burası köyümüzün camisi. Camimizin şimdilik tadilat ihtiyacı var ve tadilata da devam ediyoruz. Hayır sahiplerinin hayırlarına ihtiyacımız var. Üstü kalkacak. İşte bu tavanları yaptık, yanları yapılacak. Alçısı olarak derken köyümüzde camimizin tadilata bayağı ihtiyacı var. Ses cihaz tamamlandı. Bütün imkanı olan gurbetçilerimize, yurt içi yurt dışı herkesin yardımlarına ihtiyacımız var. Allah şimdi herkesin hayırlarını kabul etsin. Evet sevgili seyircilerimiz, Akkoca köyünün de birinci tanıtım programının sonuna geldik. İnşallah ikinci ve üçüncü çekimlerimizi de yapacağız. Buradan gurbetçilerimize sesleniyoruz. İnşallah bir baba yiğit daha çıkacak. Bizi Akkoca köyünün ikinci tanıtımına gönderecek. Muhtarım var mı gurbetçilere söylemek istediğin? Biraz önce söylediğim gibi gurbetçilerden işte köyümüze sahip çıkılmasını istiyorum. Bu köy gelmesek de gitmesek de bizim köyümüz. Sonuçta dönüp dolaşacağız, yine geleceğiz köyümüze. Evimiz olacak, tarlamız olacak. Bunlara tabii sahip çıkmak için buradaki köyün yerleşimine de sahip çıkmak gerekiyor. Evet. Yapacağımız şeyler. Buradan da tüm gurbetçilerimize. Tüm gurbetçilere, bizi dinleyenlere, görene, tesadüf gören herkese selamlar olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Pandemiden dolayı da herkese acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.